Merhabalar. Tekno Seyir'de yine işin mutfağını ele alan bölümlerden birinde birlikteyiz. Bu seferki konumuz web siteleri ve reklamlar. Murat, biliyorsun hani bize okuyucu Tekno Seyir reklamsız açıldı. Evet. Çok uzun Reklamsız süre devam ediyor. devam ediyor. Ama hani bu bazı yanlış anlamalara da neden oluyor. Hani siz reklam yayınlamayacaksınız zaten diyen var. İşte böyle devam edin ne güzel diyenler var. Ya zaten hani ne masrafı olacak ki bu işin firmalardan ürün geliyor, siz yayınlıyorsunuz, çok basit diyen var. Ama bu kadar basit değil Bu kadar basit değil. tabii. Bunun yani biz ayrı bir programını yaptık. Evet. Önümüzdeki hafta muhtemelen yayınlarız. Şöyle bir şey var. Web sitesi para basit görünüyor ya dışarıdan. Bir web sitesisin Evet. yani. Hiçbir şey yok ki. Şimdi tabii hani bakıyorlar, ya anakart gelmiş Asus'tan, adam da Evet. yazmış. O Öyle kadar. gözüküyor. Bir de web sitesi yani dükkan değil. Masa Heh. elektrikle çalışmıyor. İşte Evet. suyu yok. Hosting zaten 10 dolar. 10 Hani dolar. Evet. Böyleymiş gibi gözüküyor. hesapla. Ama şunu hep söylüyorum. Biz herhangi bir dark hardware'ın PC Labs'ın yediği masrafa gidip Bağdat Caddesi'nde bir şey satan bir dükkan kiralayabiliriz. Ne olduğu önemli değil. Yani tabii ki, tabii ki, Yani tabii çok ki, tabii hosting ki, masrafları, 10 tabii dolarlık ki. hostingler bizi asla kurtarmıyor. İşte o en büyük yanılgı. Çünkü hani adam ilan veriyor ya, 10 dolara hosting, her şey sınırsız. Ya şimdi o sınırsız kısmı yalan. Evet. Yalan yani, dünyada şey hosting bedava bir şey, yani maliyeti olan bir şey. O nasıl bedava verilecek? Onun hani hosting firmasına da maliyeti olan bir şey. Şimdi dediğim gibi biz bunu web sitesi açmak olarak ayrı ele almıştık Evet, zaten. evet. Burada ben şunu söyleyeceğim. Orada bahsetmediğimiz kısımlardan giderken artık iş öyle bir noktaya geldi ki zaten web siteleri reklamla bile dönemez. Artık dönmüyor. Dönemez, mümkün Hani. değil. Sorun şu, şimdi Intel'in işlemcisi var değil mi? Bir de limoncu var, limon satıyor. Evet. Temelde ikisi aynı işi yapıyorlar. İkisi de Yani. ürün satıyorlar. Yani. Şuna benzetmek lazım. Limoncu limonu satmış. Bizler bir or gidiyoruz limoncuya diyoruz ki ya bana para ver, 1.000 lira ver. Ben senin limonunun faydalarını tanıtacağım, Evet. anlatacağım. İşte nasıl limonata yapılır? Evet. Limonatanın kabuğundan Evet. nasıl işte kekin içine koyarsın? Evet. Nasıl tatlandırırsın? Bunları anlatacağım. Sen de limon satacaksın. Bu da senin satışlarına yansıyacak daha doğrusu. Bir sonra bu iş uzun süre böyle gitti. O limoncu Yani. bize 1.000 lira vermedi ama atıyorum 500 lira verdi. Yani. Böyle devam ederken başka bir şey oldu. Satıcılar geldi dedi ki yani limoncuya bana 5.000 lira ver. Ben senin limonunu satacağım. Ve işte bak Yani. Ahmet Efendi de verdi limonlarını ben satıyorum. Tabii. Al sana Tabii. istatistik. Daha net Net sonuçlar. rakam. Evet. Evet. Ve bu adam yalancı değil, dolandırıcı da değil. Tabii. Gerçekten Tabii, satıyor. tabii. Çünkü adamın dükkanını var, Tabii, açmış satıyor. tabii. Limoncu da tabii 5.000 lira büyük bir rakam. Nereden bulacak bu rakamı? İşte senin benim gibi gidip de ondan içerik için para isteyenlere para vermek yerine Yani. bu bütçeyi aldı, mağazacıya verdi. Dolayısıyla o da ona limonlarını sattı. Tabii. Önüne de raporu koydu. Al, Tabii. limonların satıldı. Bu da senin işte Tabii. karın. Böyle gittiği için işler biz artık reklam bulamaz hale geldik. Reklam bütçeleri firmaların zaten ufaktı. Onlar Şeye da gidiyor. ayak bastı parasına gidiyor. Tabii zincir Mağazalardaki. mağazalara girmek için, zincir mağazanın insertüne girmek için Evet. reklam bütçeleri buna kayıyor. Yani şey aslında palavra, hani her sene şey olur ya, online reklam pazarı işte bilmem kaç trilyon oldu, 500 kat büyüdü falan. Yalan ya, hiç öyle bir şey yok yani, kesinlikle öyle bir şey yok. Hani senin dediğin gibi bilişim, en azından şöyle diyelim, hani hemen yalancı demeyelim de, bilişim pazarı için böyle bir şey yok. Yok. Yani bilişim pazarında reklam pazarının arttığı marttığı yok. Yok. Artı şu var. Yani işte limon satan adam ne yapıyor? Sana da diyor ki kalbi kırmamak için işte en fazla şunu alıyorsun. Tamam sana da işte al sana 100 lira. Bundan yapmaya çalış. Aferin siz olmasanız biz limon Yani, satamayız. yani, yani. Biz çünkü şunu asla yapamayacağız. Yani buna karşı yapılacak iş nedir? Bak limoncu. Bizdeki yayınlar sayesinde de limon satıyorsun. Şu kadar satıyorsun. Biz bunu asla yapamayız. Biz bir firmaya gidip de bu yayınlar Yapmadık, hayır, yapmadık. teknik olarak mümkün değil. Çünkü ölçülemiyor. Tabii, Yani tabii, bizim tabii. yayınlarımız anlayabilen herkese Ya ulaşıyor. sen denize şey atıyorsun, hani bir şey Evet. atıyorsun. Genel olarak işte insanların bilgisini, kültürünü arttırıyorsun ama senin dediğin Ama gibi bunu ölçemezsin. Senin yazından ötürü kaç tane Intel işlemci satıldı, bunu asla ölçemezsin. ispatlayamazsın.
Bunun bir tane yolu var. Her gün giden gidecek işlemciyi alacak. Sonra ben bunu Dark Harbor'da okumuştum diye yani, not düşürecek. Bir istatistik böyle bir şey olamayacağına göre. Dolayısıyla bizim asla ve asla satışa ne kadar yansıdığımızı göstermek mümkün olamayacak. İleride başka bir teknoloji çıkar. Bir şey olur bilemeyiz. Tabii. Ya da iş tamamen online'a dönerse belki. Hadi belki. Bizim üzerimizden tıklayıp gidecek mesela. Ama bunlar çok olacak işler değil. Şimdi adam ne yapıyor? Satan adam direkt adamın önüne istatistiği koyuyor. Tabii. O yani onun çözümü yok. Ama onun dışında şimdi asıl konuya geri dönersek. Şimdi bir maliyet kısmı. Hani web siteleri niye reklam alıyor? İşte almasın falan. Ya bir kere şu çok kolay göz ardı ediliyor. İsteniyor ki. Şimdi hani Levent Bey başka bir işte çalışsın. Hani fabrikada çalışsın işte. Mühendislik yapsın, müdürlük yapsın, daha işçilik yapsın, hayatını kazansın. Boş zamanında da donanım incelemesi yazsın, bedava yayınlasın. Şimdi tamam da gün 24 saat. Bir insanın bir ömrü var, bir şeyi var, bir enerjisi var. Bunun alternatifi ne? Ya bunu yaparsın hobi olarak Ama ne olur? Amatör kalırsın. Sunduğun iş her zaman amatör işler. Evet. Profesyonel iş sunulacaksa bundan hayat para kazanılacak, hayat kazanılacak. Şimdi mesela bize şey diyen arkadaşlar, ya işte siz böyle hani reklam falan almayın, böyle güzel, böyle gitsin diyen arkadaşlar şeyi hiç düşünmüyor. Ya akşam bizim de yemek yememiz gerekiyor. Ne yenecek? Hani bize McDonald's bedava yemek yollamıyor. Ya da ki bakkal bedava ekmek vermiyor. Bu işten bir ekmek kazanılması lazım. Ki bu iş üzerine çalışılsın. Daha çok şey yapılsın. Onun dışında hani bir de şu var. İyi şeyler yapmak için daha çok para kazanmak gerekiyor. Şimdi mesela bak, benim 3-4 sene yaptığım, en son bu sene 2011'de yapmadığım şey Sebit gezisi. Murat, Sebit Almanya, eğer bir firmanın daveti bilmem nesi yoksa, o da zaten bizim işimize yaramıyor. Çünkü mesela bir firma, X firması seni Sebit'e götürürse, oradaki Y firmasını yazmanı istemiyor. Dergiler bunu yapıyor bazı dergiler. Ben bu şekilde yapamıyorum. Yani bizden de beklenen bu değil. Ben ne yapıyorum? Bir bütçe oluşturup firmalardan sponsorluk sağlayıp Sebit'e gidiyorum. Çünkü bir kişinin Sebit'e gidip bir hafta Almanya'da takip etmesinin maliyeti, çok net şekilde söyleyeyim, 2000 liranın üzerinde. 2500 liraya yakın, yediğin içtiğin hariç. Bu uçak, konaklama, işte oradaki Sebit'e giriş falan. Yani sonuçta hadi 2500 lira diyelim, çok yanında erzak götürdün yedin. 2,5 milyar. Bir kişi gittiği zaman Sebit'e gittiğinde Almanya Sebit'te şeye yetişemiyorsun. Tek başına hani profesyonel görüşmelerini mi yapacaksın, fotoğraf mı çekeceksin, ne yapacaksın? Diyelim ki hani mesela bizden ne istediler? Şimdi ben şimdiye kadar bu işi fotoğrafla yaptım. Hani level 1. Şimdi izleyici isteyecek ki TeknoSeyir'le birlikte. Gidin bu sefer canlı çekin, video çekin. Ne lazım? Birisi en basit senaryo. Bir kişi kamerayı tutacak, bir kişi konuşacak. Oldu 5000 lira. Daha düzgününü yapacağız. Birisi de hani o çekilen videoları düzenleyecek falan desek, ya da iki kişi konuşacağız, bir kişi çekecek desek, 3 kişi 7,5 milyar. Bir haftalık Sebit gezisi. Bunun sonucunda tamam, güzel bir yayın sunuyorsun işte, Sebit'i ayağına getiriyorsun insanlığın, ama 7,5 milyar. Ben eski kafalıyım, 7,5, 7500 lira. Çok. Çok yani, 7500 lirayı nasıl kazanıyorsun? Nereden kazanıyorsun? O yüzden hani bir maliyeti görünmese de, ha adam çıkmış konuşuyor. Hayır, bir maliyeti var. Mutlaka var. Adam çıkmış konuşuyor. Adamın kim olduğu maliyet zaten. Yani şimdi hangi yayında, online olsun, yazılı olsun, böyle 4 tane editörü bir arada bulabilirsin. Mümkün değil. Tabii işte sonuçta hani bu adamlar da işte bir isim yapmış, bir yere gelmiş. Hani ne olur? Sonuçta hani bırakır icabında. Dergi, istediği dergiye gider. Yani. Şu TeknoSeyir'in çatısı altında bulunan her insan istediği dergiye girer, çalışır. İnternetten de elini ayağını çeker bir vuruşta. Ama hani bu kadar radikal noktalara gelmemesi lazım. Yani içerik sitelerinin sonuçta reklam alması hani anasının sütü kadar helal. Ha şey eleştirilir. Mesela şimdi hani biliyorsunuz teklifler geliyor. Hani biz firma hani biz hazırlayalım yazıyı da siz yayınlayın. Yok. Ha biz onu nasıl yapıyoruz? Advertorial. Yani açık açık bu bir reklamdır diye ilan ederek yapıyoruz. O da ayıp bir şey değil. Ya o belki de basit bir bannerden çok daha güzel bir şey. Çünkü bir içerik, tek şeyi belirteceksin. Bunun reklam olduğunu ya da bir
bilgilendirme olduğunu. Şey yapılıyor. Edward Hoyle'a da tepki gösteriliyor. Aslında hani gayet namuslu bir şey. Alınacak. Ha, şeye dikkat ediyoruz zaten. Hani okuyucuyu çıldırtmayacak. Mesela bir zamanların şeyi pop-up. Hmm. Artık hani kimse pop-up reklam diye bir deliliğe kalkışmıyor. Hani şey reklamları, bütün ekranı kaplayan reklamlar var. Hani insanlar kızıyor ama onları da sadece bir kere, herkese bir kere gözükecek şekilde ayarlıyoruz falan. Bu şekilde biz de saygıyı kaybetmeden masrafımızı çıkartmaya çalışıyoruz. Şimdi ilk başta anlattığım o limon hikayesini niye anlattığımı söyleyeceğim. Şimdi şöyle bir şey var. Web sitelerinin banner almasından bahsettin ya. Banner bitti. Böyle bir şeyi artık ne bütçe ayırıyorlar ne istiyorlar. Evet. Bir ikincisi şu var abi. Bannerlar bloklanıyor. Artık kimse banner... Yani bizim sektör bannerla dönüyor ya. Ama biraz sektör dışına bakarsan, yani bilişimin dışında, tamam, insanlar bannera inanmıyorlar. Gidip inşaat firmasından banner alamıyorsun. Çünkü adam diyor ki ya bu ne? Bunu adam zaten blok... Artık bunu da öğrendi. Yani. Bütün sektörler o blok şeylerin, bannerların bloklandığını biliyor. Evet, o tıklanmıyor zaten. Zaten o da ayrı bir konu. Tıklanma oranı düşük. Ama birazcık da şu da var Murat. Ben hani hep tıklanma oranı düşük konusunda şunu söylüyorum. Tıklanacak banner hazırlayabilen firma da çok az. Evet. Yani çoğu firma şimdi hani reklam verip de işte Ahmet Bilgisayarcılık. İşte Ahmet Bilgisayar en güzeli diye banner yaparsan kimse tıklamaz. Ama... Şey yaparsan ama işte Ahmet Bilgisayar'da bu hafta Pentium, evet, işte Pentium işlemciler indirimde. Bu tıklanıyor. Bu tıklanıyor. Ama yapmıyorlar. Evet. En güzel reklam biçimi de hatta direkt fiyatı yazan. Mesela ben TeknoSeyir bardağı 10 liradan satışta diye bir şeyi duyurmak istersen banner kullanırım. Tıkla al. Evet. Onlar tıklanıyor. Ama işte böyle prestij reklamı tarzındaki onlar reklamlar tıklanıyor. Kesinlikle tıklanmıyor. İşte şimdi onu şuraya bağlayacağım. TeknoSeyir'de reklam niye TeknoSeyir'de biz? Aslında şunu, yani, şu da bir önerim. Bir site açarken onun reklam alabilitesini ölçerek açmanız lazım. Tabii. Para kazanmadığınız tabii. bir iş... Hobi olarak giriyorsan o ayrı bir konu da biz TeknoSeyir'e öyle başlamadık. Çünkü yeni reklam anlayışında videoya reklam var artık. Var, var, var. Dolayısıyla yani... TeknoSeyir'in bugün video olmasının sebeplerinden bir tanesi de bunu açık söyleyerek. Tabii, tabii tabii tabii. Çünkü... olursa da video bazlı, evet, bir şeyler video olacak. Video bazlı olacak. Yani etrafını banner'larla döşemeyi düşünmüyoruz. Tabii canım tabii. Zaten biz hani en baştan yola böyle çıktık ve şimdiye kadar kendi yayınlarımızda da öyle hani ekranın dört kenarı banner olan siteler var. Evet. Öyle bir deliliğe girişmedik yani. O bizim okuyucumuz zaten hemen kaçar. Tabii. Artı işte bu videoya banner olayını şunu sağlayacak. Videonun ne kadar izlendiği gibi istatistikler, hatta kaçıncı dakikasında terk etti o izleyici, onu bile ölçüyoruz. Banner'dan çok çok daha reklam veren için geri dönüşümü mantıklı olacak bir tabii, istatistik tabii, koyabileceğiz tabii, önüne. Tabii. Zaten Murat şunu söylemek isterim. Bir yandan da hani biz hep kaleye, kendi kalemizde golle başlıyoruz ya maça. Evet. Bak biz böyle şeyleri hani web siteleri sunabiliyoruz. Adam kaçıncı dakikada sıkıldı çıktı onu bile sunabiliyoruz. Buna rağmen web sitelerinin fiyatları da o kadar yüksek değil. Diğer yandan bakıyorsun adam işte billboard'a E5 karayolunda işte bilmem ne kuş uçmaz kervan geçmez bir mevkideki billboard'a milyarlar harcayıp reklam veriyor. Onu kaç kişi gördü bilmiyor. Yırtıldı mı bir hafta sonra onu da kontrol etmiyor. Ama bizden böyle tıklama istatistiği bilmem ne her şey isteniyor. Biz de sağlıyoruz. Rakamlar da düşük. Evet. Reklamcılıkta web siteleri aslında hani... Dediğim gibi maça 3-0 gol şeyle yenik olarak başlıyorlar bence. Artı işte dediğim gibi yani TeknoSeyir üzerinde düşünürsek bu yayının devam etmesi için reklam alması şart. Şart tabii şart. Sonuçta biz zaten hani bu işe ticari bir proje olarak başladık. İlk günden de bunu gizlemedik. Evet. Alırsa da hani ne güzel. Ama hani izleyicilerin şunu düşünmesi lazım. Bir kere bizim yapacağımız reklam çalışmaları herhangi bir şekilde siteyi yavaşlatacak, izleyicilerin deneyimini yavaşlatacak şeyler değil. İşte onlara zarar verecek bir şey değil. Artı şu var, TeknoSeyir para kazanırsa izleyicilere birkaç yönden yansıyacak olumlu. Tabii. Bir kere video sayısı günde biri aşabilir. Özkan'ın zaten bir sözü var. Evet. Şey başlayabilir. Bu seninle sana işte demin örnek verdiğim işte fuar gezileri bilmem ne daha şimdiye kadar yapılmamış şekilde başlıyor. Daha yani yapılmamış ölçüde iyi şekilde
Olabilir. Misal çok basit. Biz stüdyonun dışına çıkmadık bugüne kadar. Kaç ay oldu? O olabilir. Bir sebebi var zaten. Olabilir. Yani. Çünkü o da bir maliyet. Olabilir. Şey bile olabilir. Şimdi hani çok böyle samimi konuşuyoruz. Çok açık konuşuyoruz. Mesela tozlu raflar. Evet. Tozlu raflar hiç benim görülmese de deli gibi masrafı olan çok. Bir bölüm. Çünkü habire hurda alıyoruz. Burada gösterdiğim herhangi bir ürün. Alamadığımız ürünler var. eBay'de uzaktan ah çekerek bakıyorsun ya bunu bir alabilsem diye alamıyorsun. Şimdi bir teknoseyir bir para kazansa, mesela teknoseyirin teknoseyirde bir tozlu raflar bütçesi olsa neler alır getiririz eBay'den dünyadan. Evet. Ama şu anda hakikaten hani ne Diamond ekran kartları var, ne işte Canopus ekran kartları var Türkiye'de hiç duyulmamış. Öyle bakıyoruz ya keşke alabilsem diye alamıyorsun. Evet, evet. Çok basit bir örnek yani. Para kazanırsan daha iyi işler sunarsın. Bu kadar basit. Yani video sayısını 2'ye çıkarırsın. Fazlasına çıkarırsın. Ya dolayısıyla içerik siteleri için reklam olmaz helal. Kaliteli içerik siteleri için en azından hobi amaçlı tabii, değilse. Tabii tabii. Ya biz sonuçta şu forum sitesi diye Türkiye'de bir ara bir şey çıktı. Evet. Biz onu yapmıyoruz. Sözlük de yapmıyoruz. Yani içeriği kullanıcıya ürettirmiyoruz. Biz üretiyoruz içeriği. Evet. Dolayısıyla bir şekilde karnımızı doyurmamız lazım. Evet. Tabii bu biz dedik de bizim yani içerik senin dediğin gibi düzgün içerik üreten her site için her geçerli. Şey hani biz dedik diye biz aslında bu programı bir teknoseyirin mutfağı değil genel olarak web evet. sitesi mutfağı diye. Olarak düşünüyoruz. Bu konuya da tek bir programda artık açıklık getirmiş olalım abi. Çünkü evet. çeşitli yorumlarda geliyordu. Ya bunu onun üzerinden yaptık. Hani siz böyle iyi, böyle gidin. Yani, o da iyi niyetli insanlar tabii ki. Bizim okuyucularımız yani iyi niyetle bunu söylüyorlar ama işte zor. Böyle evet. gidin. zor. Ya da işte ya ne masrafınız var ki deniyor. O öyle değil. Evet. Bir gün şeyi çıkartalım bir programda. Kabaca bir web sitesinin bilançosu. Hani masraf listesi. Çıkartalım. De şaşırsınlar biraz. Evet. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.